Nasıl, beğendiniz mi? Ya yesenize. Vejeteryan falan mısınız yoksa? Rejim yapıyorlardır belki. Şu mesele hallolsun, yeriz tabii. O zaman konuya yekten girelim. Şimdi bu iki gencin arasındaki düşmanlık Demirci'nin ölmesiyle başladı. Yanlış. Bu düşmanlık canımız dediğimiz, oğlumuz bildiğimiz Üsteğmen'imizin şehit edilmesiyle başladı. Babam mı sıktı askere? Sıkanlar silahı babandan aldı. Benim babam iş adamı. Ticaretini yapmış. Teröristler de almış, sıkmış, öldürmüş. Hayır yani, bunda büyütülecek ne var? Daha büyütmedik Necip. Daha şehidimiz için dünyayı başınıza yıkacağız. Daha bu işe bulaşan kim varsa ateşe vereceğiz. Daha yeni başladık Necip. Gençler, gençler, sakin olun. Necip haklı. Babası satmış, bitmiş. Ama sizin Demirci'yi öldürmeniz biraz ağır olmuş. Cezera, biz canımız yandığı zaman sadece yakana bakmayız. Ekmeğini kim vermiş, çayını kim demlemiş, arabasını kim kullanmış, parasını cebine kim koymuş, ona bakarız, faturayı toptan keseriz, anladın mı? Babamı öldürdün. Ben de kardeşine sıktım. Hayır, yine merhamet ettim, sakat bıraktım. Öldürebilirdim, öldürmedim. Madem racondan konu açıldı, bu mekan benim. Yani buranın da bir raconu var. Edep adap biliriz, anladın mı? Tabii hakkaniyetli olana. Hak da benim burada, hukukta. Buraya geldiyseniz ya bana biat edeceksiniz ya da... Ya da buradan cesedimiz çıkar. Racon bilen adamı ayrı seviyorum. Necip, söz ver. Bir daha Korkut'a sıkmayacağım. Bir daha kardeşini sakat bırakmayacağım. Bak, silah satma konusunda söz veremem. Asker ölürse de ben karışmam. Gevşeme Necip. Bu düşmanlığı bitireceğime söz veriyorum. Sıra sende Korkut.
söz veriyorum. Örgütlere silah satanlar, askerimize namlusunu uzatanlar, masumların kanını akıtanlar. Bedelini ödeyecekler. Söz veriyorum. Mahallemizde bize posta koymaya çalışanın mekanında nokta koyarız, anladın mı?